Ne haber? Ha? Sen niye bana yüz vermiyorsun? Bana niye yüz vermiyorsun? Şş, bana bak bana. Bana bak. Selamlar, nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Keyifleriniz yerindedir değerli arkadaşlar. Bugün piyasalar gerçekten harika mı harika bir şekilde başladı. Hatta gece daha kapanış gelmeden önce başladı. Ve bugün bilin bakalım ne oldu? Silikon Bankası biliyorsunuz iflasını açıkladı. İflasının hemen arkasından da yani Amerika Birleşik Devletleri dedi ki biz hani kurtarma planı gibi bir şey yapmayacağız. Sonralarından tabii ki de fikirler değişti ve birden bunlar için ayrı bir ödenek oluşturuldu. Bu ödeneğin oluşturulmasının hemen arkasından da kafalarda şöyle bir soru işaretleri oluşmaya başladı arkadaşlar. Fed faiz kararlarında değişikliğe gidecek mi? Tabii bu olayların hemen arkasından da Fed'in bu faiz artırımından dolayı etkilenen olaylara bakmamız lazım. Neler etkileniyor? Tabii ki de bankalar etkileniyor. Bankalar bu olaylardan dolayı deli gibi iflas açıklıyor. Yani bir süre Fed'in faiz artırımıyla alakalı bir olayını durdurması gerekiyor arkadaşlar. En son batan bankaya da şöyle bir baktığımızda çok fazla risk almayı sevmeyen bir bankaymış değerli arkadaşlar. Yani minimum riskle takılan bir banka. Birden eline bir fon geliyor. Bu fonu da tabii nereye yatırım yapacaklar? Devlet kağıtlarına yatırım yapıyor. Devlet kağıtlarına yatırım yapmasının hemen arkasından da Fed faizleri sürekli arttırdığı için bu kağıtların değeri birden düşmeye başlıyor. Ama baktığınız zaman da bu bankanın kurtarıcısı da yine bu faiz artırımını yapan kişiler oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir videoda yine sizlere bahsetmiştim ben. Bu Powell'ın işte yine bu Fed faiz kararlarıyla alakalı büyük ihtimalle yine bir döneklik yapacaklar diye ki bu olay büyük ihtimalle bu döneklik yapacağı olaylardan bir tanesi oldu. En son çok ufak bir 25'lik bir baz arttırım gerçekleştirir. Onu da hani bakın biz hala ayaktayız, yıkılmadık tarzında biz hala bizim dediğimiz oluyor mantığına getirip artık faiz arttırımıyla alakalı bir böyle tık 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 duraksamayı yapacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de bunlar benim düşüncelerim. Yine siz yatırımlarınızı veya şeylerinizi kesinlikle ve kesinlikle kendi kararlarınız doğrultusunda alın değerli arkadaşlar. Ama inşallah kripto para piyasalarındaki bu yeşilliği her gün görmek istiyoruz. Her gün %10-10-10-10 böyle atmasını istiyoruz. Bununla alakalı anlatabileceklerim bunlardı. Kafanıza bir şey takılırsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.